Muhterem dostlarım, bugün bir parça duadan bahsedeceğim. Bilindiği üzere dua, isteme, yalvarma, bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine, bir arzuna kavuşması için Allahu Teala'ya yalvarması demektir. Aslında dua konusunda çok uzun şeyler anlatmak mümkün. Fakat biz kısa kısa bazı ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere temas edeceğiz. Bazı İslam alimlerinde sözlerini nakledeceğiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki bana halis kalb ile dua ediniz. Duanızı kabul ederim. Mü'min Suresi 60. Ayet-i Kerime. Peygamber Efendimiz adi şeriflerinde buyurmuştur ki Allahu Teala'yı unutarak gaflet edilen dua kabul olmaz. Yine bir diğer hadis-i şerif Müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır duası kabul olur. Bu melek, bir melek, Allahu Teala bu iyiliği sana da versin, Amin der. Meleğin duası reddedilmez. Diğer bir şerif, ümmetimin günah işlemeyen gençlerinin duaları kabul olur. Başka bir şerif. beş vakit namaz. Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. E, muhtelif kitaplarda zikrediliyor bunlar. Şimdi hepsinin kaynağını da zikretmeyelim. Yanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek için, her mahluka merhamet etmek için gönderildim. Buyurmuştur bir hadis-i şerifte. Hatta malumlarınız olduğu üzere Taif'e gittiler. Ramazan-ı Şerif ayında bir ay boyunca İslam'ı tebliğ ettiler inanmadıkları gibi maalesef çoluk çocuğa peygamberimizi taşlatma küstahlığını da gösterdiler. Cebrail selam geldi. Ya Resulallah dilersen allah Teala iki melek gönderip bu kavmi helak edecek deyince ey Cebrail kardeşim bunlar bilmiyorlar. Ben bunların çocuklarından, torunlarından bana inanacak insanların çıkacağını ümit ediyorum buyurmuştur. Nitekim Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Hicri 8. senede Huneyn ve Taif seferleri olmuştur. Onlar hepsi Müslüman olmuşlardır. Kendinize evladınıza kötü dua etmeyiniz. Allah'ın kaderine razı olunuz. Nimetlerini arttırması için dua ediniz. Diğer bir çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Yani esbaba tevessül edeceğiz sebepleri yapışacağız. Bundan sonra dua edeceğiz efendim. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazı da önemlidir. Birinize dert ve bela gelince Yunus Peygamber'in duasını okusun. Allahu Teala muhakkak onu kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Ayet-i Kerime'de geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de oluyor bu. Sabah kalkınca üç kere Bismillahillezi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la semâ ve ve semi'ul alim duasını okuyana akşama kadar hiç bela gelmez. Tabi akşam da okursa bu defa sabaha kadar gelmez. İmam Rabbani Hazretleri dua etmekle emrolunduk. Kulun Rabbine dua etmesi, yalvarması, yakarması, sığınması, ağlayıp sızlaması Rabbine hoş gelir buyurmuştur. Şerefettin Ahmet Yahya Müniri var. O da buyuruyor ki Allahu Teala'nın adeti ilahiyesine uymadan, sebepler yapışmadan, çalışmadan dua etmek Allahu Teala'dan mucize istemek demektir. Müslümanlıkta hem çalışılır hem de dua edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek lazımdır. Ne güzel işin esasını söylüyor İslam alimleri. Ali Ramiteni Hazretleri de duanızı öyle bir delil, vesile, vasıta araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun. O delil Allah'ın dostları, Allah adamlarıdır. Onlara sevgi ve tevazu gösterin ki sizin için dua etsinler. Özbekistan'ın Ramiteni kasabasında olduğuna dair rivayet var. Yine Türkmenistan'ın Daşoguz kazasındadır da deniliyor kabri Şerif için. Allahu Teala itaat et, emirlerine uy, sonra dua et. Allahu Teala duanı kabul eder buyurmuştur eshab-ı kiramdan Ammar bin Yasir radiyallahu anhum'a. Zalim kimseleri adil diye methedenin ve din düşmanlarının ölüsüne, dirisine dua edenin imanı gider. Bu ikazı da Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri yapıyor. Bugünkü konuşmamızı bir şiirle bitirelim efendim. Mevlana Muhammed Refhami 444 muteber eserden derlediği ...Riyadun Nasin isimli kitabında bu şiiri yazıyor. Tabi Farsçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş şiir tarzında binlerce top ve tüfek yapamaz asla gözyaşının seher vakti yaptığını düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası